Bir şeyh efendi müritlerini toplar. Müritlerinden bir tanesini biraz fazla sevdiğini diğerleri çekemezler. Yani hoca efendi buna fazla itibar ediyor. Halbuki bu da çok da zeki bir insan değildir yani. Bizim nazarımızda da o kadar değerli değildir dedikleri, şeyh efendinin sevdiği, biraz daha fazla sevdiğini izhar ettiği kişiyi çekemediklerini görür. Hepsini toplar. Der ki evladım, şimdi ben size bir soru soracağım. Bu soruyu herkes kendi durumuna göre cevap verecek. Kimse kimsenin tesiri altına kalmayacak. Başladı birincisine. Dedi ki Cenab-ı Hak sana sahip olduğu yetkiyi devretse, kainatın sevku idaresini sana verse ne yaparsın? İşte başladı. Dağları vadi yaparım. Efendim taşlıkları mera yaparım. Bir şeyler söyledi kendisine göre. Öbürüne sordu. Dedi denizler karalardan fazladır. Denizleri azaltır, karayı çoğaltırım. Dağları altın yaparım. Birisi dedi ben herkesi zengin yaparım. Hiç fakir bırakmam. Birisi başka şey söyledi. Gele gele o dervişe sıra geldi. Sevdiği dervişe sıra geldi. Dedi ki evladım bir de sen söyle bakayım dedi. Ne yaparsın? Dedi efendim sultanım şimdi nasılsa aynısını yaparım dedi. Dedi ki o cevabı verince herkes birden böyle kulakları düştü. Asıl cevabı, doğru cevabı bu verdi dedi. Şimdi diğerleri ben olsam şöyle yaparım diyenler ne demiş oldular? Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığını biz beğenmedik yani. Ben olsaydım böyle yapardım demiş oldu. Asıl sevilen derviş ne dedi? Şimdi nasılsa öyle yaparım dedi. Çünkü Cenab-ı Hak her yaptığının önünü, arkasını, sağını, solunu, içini, dışını biliyor.